Gaziantep'teki Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, Kahramanmaraş Merkezi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalan ve uzuvlarını kaybeden afetzedelere umut oluyor. Merkezimiz 2021 yılı Haziran ayında faaliyete geçmişti. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta asrın felaketi bir deprem yaşadık. Merkezimizin olmuş olması deprem nedeniyle yaklaşık 1600 vatandaşımız ampute cerrahi operasyonu geçirmek durumunda kaldı. Bizim merkezimizin varoluşu bizim işlerimizi hızlandırmamızı sağladı. Biz daha önce daha küçük kendi kapasitemiz sadece Gaziantep'e hizmet verirken deprem sonrası 11 ile hizmet verecek bir merkez haline geldik ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Merkezimiz depremden hemen sonra biz koordine olduk. İl Sağlık Müdürlüklerine Bakan Hanım'ın yazısıyla yazı yazdık. Valiliklere, İl Sağlık Müdürlüklerine, şehirlerinde bulunan ampute sayılarını istedik. Kaç kişi ampute oldu diye ona göre bir çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalar neticesinde şu anda 573 tane elimizde deprem nedeniyle ampute vatandaş başvurusu var. Bu vatandaşlarımızın yaklaşık 138-140 tanesinin civarı işlemleri tamamlandı. Merkezimizde şu anda 4 tane ortez protez tekneri, 3 tane fizyoterapist, 3 tane de yardımcı personel olarak görev vermekteyiz. Kamu ve yerel yönetimde tekiz zaten. Başka hiçbir belediyemiz de yok. Sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin has bir merkez. Böyle bir hizmetin burada olması bizim için hem çok iyi hem de vatandaşlar için ulaşılabilirlik açısından çok iyi bir hizmet oluyor. İlk önce hastanede ampute işlemi gerçekleşir. Ampute işlemi gerçekten sonra bu yara bakım süreci vardır. Yara bakımını çok iyi atlatması lazım. O sürede bizim bandajlama dediğimiz proteje hazırlık sürecimiz vardır. O kalan güdük bölgesinin toparlanması. Biz hastane aşamasında hasta bize ulaştıysa, kesilme aşamasında bize ulaştıysa direkt hastanede bu işlemleri hastaya öğretip, o hastayı bilgilendirip ondan sonra merkezimize davet ediyoruz. Yarası iyileştikten sonra, güdüğün de hazır olduktan sonra ilk önce protez öncesi fizik tedavi alıyor. Sonra ölçü alma işlemine geçiyoruz, protezleri yapılıyor. Sonra protez taktıktan sonra burada tekrardan fizik tedavi süreci oluyor. Deprem sonrasında 140 tane hastamızın işlemi tamamlandı. Deprem öncesinde de yaklaşık bir 280 civarında vatandaşımızın işlemi tamamlanmıştı.